Selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrar beraberiz. Ben videoya başlamadan önce yükümü aldım, hazırlıklarımı yaptım. Hadi hep beraber bir görelim bakalım ne yapmışız. Evet, 70 tonluk yükümüz ve Alpleri çıkacağız arkadaşlar. Meşhur Alpler dedikleri bölgeye kadar getirdim aracı. Bakalım çıkabilecek miyiz, çıkamayacak mıyız? Onu bilmiyoruz. Onu hep beraber göreceğiz. Yükün teslimat yerinden gitmiyorum. Sırf video için aracı buraya getirdim. Hedefim de zirveye ulaştıktan sonra videoyu bitirmek amaç. Bakalım 70 tonluk yükü Alplere çıkarabilecek miyiz, çıkaramayacak mıyız? Çıkarırsak zaten aşağı inmesi imkansız değil. Trafik yoğunluğunu da azaltmadım. Trafik de olacak. Trafik olacak fakat böyle bir yüklen, böyle bir yeri tırmanırken işte eskort olması gerekiyor. Fakat eskort olayını çözemedik. Ne yaptıysak eskort gelmiyor. Muhtemelen versiyonla ilgili problem olabilir ya da daha önceki versiyonlarında eskort veriyordur. Şimdiki versiyonlarda vermiyor olabilir. Çünkü eskortla giden arkadaşların videolarına bakıyorum. Çok uzun yıllar önce çekilmiş videolar. Daha yeni bir video eskortlu görmedim. Ama böyle bir yolda ben ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Mesela yukarıdan gelen araçlarda virajda aşağı indirmeyebilir. Bekletebilirler, durdurabilirler. Ne yazık ki bizim öyle bir şansımız olmayacak. Bakalım şansımıza inşallah bizi sıkıştıracak konumda birileri gelmez. Mesela otobüs. Buyurun. Otobüsü hallettik. Onu hallettiğimiz gibi ne yazık ki bu araba da önümüze geçti. Azıcık geri yapsam otobüs geri gelir mi? Ya sen niye burada durdun arkadaşım ya? Arkadaşın durduğu yere bak ya. Ya yürü git. Az daha kaydırayım bakayım geçecek mi? Ya arkadaş seni ezmek zorunda bırakma beni ya. Neyse şöyle geçeyim. Ya burada beni arkadaş uğraştırıyorsunuz ya. Bu araba kalkar mı buradan ya? Vallahi kalktı. Hadi bakalım. İşte bahsettiğim olay buydu. Eskort olayı. Böyle keskin bir virajda. Ya bu otobüs kafayı bana taktı galiba. Oğlum ya arabaların manyaklığına bakar mısınız arkadaşlar aynada? Yani bir ileriye gideyim de öyle bir dalmaya çalışın ya. Hayret bir şey. Neyse kolay yırttık yani buradan. Araba zaten gitmiyor bir de rampada durursak yandık. Ne olur gelen olmasın diyecektim. Oho, şoför uyumaya başladı. Biz arabayı buraya getirene kadar hep uykusu var mıydı yok muydu dikkat etmedik. Neyse. Şoförün uykusu gelene kadar zirveye çıkarız inşallah.
sıkıntılı bir yere geldik herhalde. Ya bir esneyip durma toprağım ya. En azından zirveye kadar çıkart bizi. Ondan sonrası kolay, o bizim işimiz. Mecbur. Yapabileceğim bir şey yok. Zaten amaç 70 tondan burayı tırmanacak mı, tırmanmayacak mı? Şimdiye kadar güzel gittik. Çok fazla hız kesmek de istemiyorum. Rampaya çıkamazsa, yani daha doğrusu rampada kalırsak kaldıramayız arabayı. Geldik bir tane daha lanet viraja. Gerçi çok fazla rampa değil. Frene bile basabiliyoruz ya. Karşıdan araba gelmesin yeter. Çok iyisiniz. Teşekkür ederim. Ya dinliyorlar bizi ya. GSL'den canlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım. Sizlerden ricam lütfen. Abone olursanız, ailemize katılırsanız gerçekten çok mutlu olacağım. Eyvah, şoförün gözleri kararmaya başladı. Zirveye çıkart dostum beni. Gerisinden hiç beklentimiz yok yani. Yeter ki zirveye çıkalım. Buradan da iyi yırttık. Gelen olmadı karşıdan. Şimdi bizi endişelendiren şoför. Gözlerimizi karartmasın da. Gerçi o ceza da yazacak daha. Yazamayacak. Cezaları kapattık. Evet, 70 tondan bayağı bir yukarı çıktık. Bu aşağıdan güzel sular akıyor da aslında öbür taraftan yapma işte şunu ya. Karartma gözlerimizi. Otobüsü de fark etti hafif sağ yapmam gerektiğini. Araç birden böyle bir hızlanır gibi oldu. Ben de anlayamadım valla. Evet, zirveye bir şey kalmadı. Şoför kardeşimiz izin verirse. Yani bu yükten 70 tondan demek ki alpler çıkılabiliyormuş. Yine atmışsınız çöplerinizi buralara. Yolun ortasına çöp mü atılır dostum ya, lütfen ya. Kenarına atsana dermişim.
Abi, yanımda her zaman bir poşeti bulundururum. Çöplerimi poşetin içine atarım uzun yola giderken. Sonra memlekete vardığımda ya arabanın içinde durur, müsait olduğumda atarım, ya varmak üzereyken yakın bir yerde bir çöp bulursam çöpe atarım. Yani memleket bizim, ülke bizim. Çöpler de bizim, işin aslına bakarsanız. Çöplerimizi korumak lazım. Muhafaza etmek lazım. Evet arkadaşlar, zirveye geldik galiba. Bana öyle geliyor. Muhtemelen rampa aşağı ineceğiz diye düşünüyorum. İyi, ufak bir kazayla, ufak bir sıkışmayla buraya kadar geldik. Şoför arkadaşımızın da uykusu geldi. Bakalım daha rampa var mı? Bir hafif şöyle çekicinin kafası aşağı doğru inerse adam, dayı bana mı el sallıyorsun? Lan nereden tanıdın sen beni de el salladın? Tamam dostum, yoruluyoruz. Karartma. Dünyamızı karartma. Evet. Gayet de iyi. Evet arkadaşlar, geldik. Rampa aşağıda inebiliyoruz. Yani 70 ton yüklen Alpler çıkılabiliyormuş. Şöyle müsait bir yer bulursam yolu kapatmadan videoyu keseyim ki arkamızdan gelenler sıkışıklık yaşamasın. Yazık olur. Evet, retarder kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü bana sürekli lazım olmuyor. Onun için şu an el freniyle idare edebiliyorum. Dur, uyutacağım seni. Şuraya girelim diyecektim ama geç kaldım. Birden direksiyonu da çevirirsek yükü devirebiliriz. Ha, şu restoran var orada galiba. Bu oyunun yapımcıları böyle çöplerini sağa sola atıyor ki, ya da grafikerleri diyeyim, yol kenarlarına çöp koymuşlar. Muhtemelen kendileri de yapıyor iş yani. Ya çöp ne alaka arkadaş? Oyunun kenarına oraya çöp koyuyorsun ya. Ne alaka yani? Buraya gireceğim ya, vazgeçtim. Karşıya geçecektim ama. Aha. Yine ne oldu ya? Yine ne oldu? No panik. Nereye çarptık şimdi biz? Arka taraf. Sıfır kamerası. Bakacağım, merak ettim. Şöyle. Şuradan bir şey var. Oo, dur, senin de tekerlekleri de dönüyor. Şey, aa, hiçbir yere temas yok arkadaş. Aa. Şurada bir taş gibi bir şey var. Şimdi gördüm. Geçeriz herhalde oraya ya. Bakayım. Vallahi bu arabayı böyle bıraktıracaksınız bana. Şurada da uyuma yeri varmış ya. Şoförü uyutabiliriz belki. Azıcık geri alırsam ben bu işi yırtarım diye düşünüyorum. Geri de gitmiyor. Bakın. Bana kötü şeyler yaptırmayın. Lan dur, 2 dakika bekle, uyuma. Uyuma. Uyuyacağım şimdi seni. Hızı yaparsak geçer miyiz diyecektim. Valla. Ha gayret. Ha gayret dostum. Lan ben nereye çeviriyorum? Sen nereye dönüyorsun?
Yok. Ya bizi lütfen kendinizi ayar etmeyin ya. Ya yapmak istemiyorum işte. Bir daha bakacağım. Şu taş işimizi bozdu ya. Şöyle bakalım. Yani değmiyor gibi gözüküyor ama değil. Heh. Bakın arkadaşlar ben ne yapıyorum şimdi? Dorsayı bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Rampayı tırmandık. Netice itibariyle amaç oydu. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.